Merhaba Hayvan Atlası izleyicileri. Bugün sizleri etkileyici ve zarif yaratıklardan biri olan zürafalar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Zürafalar, Afrika'nın ikonik hayvanlarından biri olarak bilinirler ve birçok insanı büyülerler. Şimdi bu muhteşem yaratıklar hakkında daha fazla bilgi edinelim. Zürafaların fiziksel özellikleri, boyut ve uzunluk. Zürafalar, dünyanın en uzun otobur hayvanlarıdır. Yetişkin bir zürafanın boyu genellikle 5 ila 6 metre arasında değişir. Erkekler genellikle dişilerden biraz daha uzun olabilir. Boyunları ise yaklaşık olarak 2 ila 2,5 metre uzunluğundadır. Ağırlık. Yetişkin bir zürafanın ağırlığı genellikle 800 ila 1-200 kilogram arasındadır. Erkekler dişilere göre biraz daha ağır olabilir. Vücut yapısı. Zürafaların vücutları uzun ve ince bir yapıya sahiptir. Uzun bacakları, özellikle koşarken veya tehlikeli durumlarda hızlı bir şekilde kaçarken onlara avantaj sağlar. Renk ve desen. Zürafaların derisi genellikle sarı kahverengi veya kahverengi tonlarındadır. Desenleri benzersizdir ve her zürafanın deseni birbirinden farklıdır. Genellikle lekeli veya benekli bir görünüme sahiptirler. Bu da onları kolayca tanınır kılar. Kafatası ve boynuzlar. Zürafaların kafatası oldukça büyüktür ve kafalarının üstünde çıkıntılı bir kemiği vardır. Erkekler de bu kemiğin üzerinde kavga sırasında rakiplerine zarar verebilmek için sertleşmiş bir kütlesi bulunur. Boyundaki omurgalar. Zürafaların boyunlarında insanlara benzeyen 7 omur bulunur. Bu omurlar ince ve uzun boyunlarını destekler ve çeşitli hareketler yapmalarını sağlar. Zürafaların bu fiziksel özellikleri onları hem benzersiz hem de etkileyici kılar. Bu özellikler onların yaşam tarzlarına ve çevreleriyle olan etkileşimlerine de büyük ölçüde katkıda bulunur. Zürafaların davranışları ve sosyal hayatları, sosyal yapı. Zürafalar genellikle sosyal hayvanlar olarak bilinirler. Gruplar halinde dolaşırlar ve bu gruplar genellikle dişilerden ve yavrulardan oluşur. Bir grup zürafada 15 ila 20 birey olabilir. Bu gruplar genellikle bir erkek lider tarafından yönetilir. İletişim. Zürafalar çeşitli vücut dilleri, sesler ve kokular aracılığıyla iletişim kurarlar. Örneğin, boyunlarını birbirlerine vurarak veya boyunlarını yukarı kaldırarak tehdit ederler. Ayrıca inceleyerek ve koklayarak birbirlerinin idrarını tanıyabilirler. Bu, bireyler arasında hiyerarşi kurmalarına yardımcı olur. Boyun kavgaları. Erkek zürafalar arasında sıklıkla boyun kavgaları görülür. Bu kavgalar genellikle eşler arasındaki hakimiyet mücadelelerinde veya grup içindeki sıralamayı belirlemek için gerçekleşir. Zürafalar boyunlarını birbirlerine vurarak ve kafa butlarıyla çarpışarak bu kavgaları yaparlar. Bu kavgalar nadiren ölümcül olur. Genellikle sıralamayı belirler ve eşler arasındaki anlaşmazlıkları çözer. Yavruların korunması. Zürafalar yavrularını korumak için oldukça dikkatli ve koruyucu davranırlar. Yavrular genellikle birkaç yetişkin zürafa tarafından korunur ve grup içinde merkezi bir konumda tutulur. Bu, yavruların avcıların ve potansiyel tehlikelerin farkında olmasını sağlar. Göçler. Zürafalar yiyecek ve su kaynaklarını takip ederek göç ederler. Mevsimsel olarak belirli bölgelerde daha fazla yiyecek bulmak için göç edebilirler. Bu göçler genellikle gruplar halinde gerçekleşir ve binlerce kilometrelik mesafeleri kapsayabilir. Zürafaların sosyal davranışları ve sosyal yapıları onları ilginç ve karmaşık hayvanlar haline getirir. Bu davranışlar, zürafaların hayatta kalma stratejilerini ve toplum içindeki rollerini anlamamıza yardımcı olur. Zürafaların beslenme alışkanlıkları. Zürafalar genellikle yaprakçıl hayvanlar olarak sınıflandırılırlar. Ana besin kaynakları ağaç yapraklarıdır.
özellikle akasya ve akasya türüne benzeyen ağaçların yapraklarını tercih ederler. Bununla birlikte zürafalar bazen çalılıklardan ve diğer bitkilerden de beslenebilirler. Zürafaların uzun boyunları, yüksek ağaç dallarındaki yapraklara ulaşmalarını sağlar. Bir zürafa günlük olarak oldukça büyük miktarda yiyecek tüketir. Bir yetişkin zürafa yaklaşık olarak 30 ila 34 kilogram arasında yaprak tüketebilir. Bu, metabolizmalarının sürekli olarak çalışması gereken bir hayli miktardır. Zürafalar aynı zamanda su içme alışkanlığına da sahiptirler. Ancak bu da oldukça ilginç bir deneyimdir. Zürafalar genellikle ayaklarını açarak suya eğilirler ve suyu içmek için başlarını suya indirirler. Uzun boyunları nedeniyle suya ulaşmaları biraz zor olabilir, ancak genellikle bu şekilde içerler. Bu beslenme alışkanlıkları, zürafaların doğal yaşamlarında nasıl uyum sağladıklarını ve hayatta kalmalarını sağlayan özelliklerden sadece birkaçıdır. Zürafaların ekosistemdeki rolü, zürafalar savan gibi Afrika'nın açık alanlarında önemli bir ekolojik rol oynarlar ve ekosistemin dengesini korumaya yardımcı olurlar. İşte zürafaların ekosistemdeki rolüne dair bazı önemli noktalar: bitki kontrolü, zürafaların ana besin kaynağı yapraklardır. Yüksek boyutları sayesinde ağaçlardaki yapraklara kolaylıkla ulaşabilirler. Bu sayede ağaçlardaki ve çalılıklardaki aşırı bitki büyümesini kontrol altında tutarlar. Bu, çalıların ve ağaçların sağlıklı büyümesini teşvik eder ve savan ekosisteminin çeşitliliğini korur. Tohum dağıtımı, zürafalar beslenirken yedikleri bitkilerin tohumlarını dışkılarıyla savana yayarak bitki çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunurlar. Bu şekilde farklı bitki türlerinin yayılmasına ve çeşitlenmesine yardımcı olurlar. Besin zinciri. Zürafalar, savan ekosisteminde besin zincirinin önemli bir parçasını oluştururlar. Yaprakları tüketen zürafalar, aslanlar, leoparlar, sırtlanlar gibi avcıların ve aynı zamanda çeşitli etoburların besin kaynağıdır. Dolayısıyla zürafaların popülasyonu, etoburların hayatta kalması için önemlidir. Otobur rekabeti. Zürafalar, diğer otoburlarla rekabet edebilecek kadar büyük bir bedene ve uzun bir boyuna sahiptirler. Bu, onları diğer otoburların besin kaynaklarına ulaşmalarını zorlaştırır. Ancak bu rekabet, ekosistemin dengesi açısından önemlidir ve bu şekilde çeşitli bitki türlerinin korunmasına katkıda bulunur. Turizm ve ekonomi, zürafalar, turistlerin Afrika'ya çekilmesinde önemli bir faktördür. Bu da ekosisteme yönelik koruma ve sürdürülebilirlik çabalarına finansal destek sağlar. Bu noktalar, zürafaların ekosistemdeki rolünün sadece birkaçını temsil etmektedir. Zürafalar, savan ekosisteminin önemli bir parçası olarak, çevrelerindeki canlılarla karmaşık bir etkileşim içindedirler ve bu etkileşimler ekosistemin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olayı unutmayın. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki zile basarak bildirimleri açabilir, videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.